Allah onu öyle bir çağda yolladı ki insanlar sapmışlardı, şaşırmışlardı. Fitne yoluna ayak atmadaydılar. Olmayacak şeyler onları doğru yoldan alıkoymuştu. Büyük sandıkları kişiler onları gerçek yoldan saptırmışlardı. Bilgisizler bilgisizlikle onları aşağılatmışlardı. İşlerinde şaşkına dönmüşlerdi. Cehalet yüzünden belaya düşmüşlerdi. Onlara öğüt vermede direndi. Doğru yola yürüdü. Onları hikmete, güzel öğüte çağırdı. Allah'a andolsun ki Peygamberim onlara buyurduğu şeyleri bugün ben söylemekteyim size. Onların kulakları dün nasıl duyduysa sizin kulaklarınız da bugün öylece duymakta. O zaman onların gözleri nelere açıldıysa, neler gördüyse, gönülleri ne hallere düştüyse, bugün size de aynı şeyler görünmede, aynı haller gelmede. Onların gördüklerini görüyorsunuz, duyduklarını duyuyorsunuz. Vallahi onlardan sonra onların bilmedikleri bir şeyi görmüyorsunuz. Onların mahrum oldukları bir şeye ermiyorsunuz. Ben Allah'ın salatı, ona ve soyunu olsun, Muhammed'in ashabını gördüm. İçinizde onlara benzer bir kişi bile göremiyorum. Onlar saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde sabahlarlar. Gecelerini namazla geçirirlerdi. Kimi alınlarını toprağa korlardı, kimi yüzlerini. Kıyameti andılar mı, köz gibi yanarlardı. Alınları secdeden adeta keçinin dizlerine dönmüştü, kabuk bağlamıştı. Allah anıldı mı, azap korkusundan, sevap ümidinden gözyaşı dökerlerdi. Hem de öylesine ki yenleri yakaları ıslanırdı. Yel eserken ağaç nasıl sallanırsa öyle titrerlerdi. Babam, anam feda olsun sana. Senden başkasının vefatıyla kesilmeyecek olan şey, peygamberlik, din haberleri senin vefatınla kesildi gitti. Başkasından ayrılsak teselli buldu. Senden ayrılışıysa teselli yok. Bu sana mahsus. Elemin herkeste var. Kimse bu eylemden hariç değil. Bu da umumi bir şey. Sabrı emretmeseydin, feryattan men etmeseydin, gözyaşlarım tükeninceye dek ağlardım sana. Feryadım kesilmezdi, elemim bitmezdi. Gene de bu senin için az görünürdü. Fakat neyleyim ki, ölüme karşı durmaya kimsenin gücü yok. Bunu düşünüp susuyorum. Babam, anam feda olsun sana. Rabbinin katında bizi an. Şefaat kanadını üzerimize ger.
Gerçekten de dünyayı horladı, küçük gördü. Ehemmiyetsiz gösterdi. Aşağılık bir şey saydı. Gözlere aşağılattı. Allah'ın kendisini seçtiğini, dünyanın ondan vazgeçtiğini, ondan başkası için halk edildiğini bildi, anladı. Onu gönlünden attı. Anışını bile öldürdü, gitti. Dünyadaki güzelim libaslara, oradaki yüce duraklara kapılmamak için gözünden dünya bezentilerinin kalkmasını diledi. Sevdi. Kulların Rablerine karşı bir mazeretleri olmaması için Rabbinin emirlerini onlara bildirdi. Öğüt verip ümmetini korkuttu. Müjde verip onları cennete çağırdı. Allah, Muhammed'i, Allah'ın salatı ona ve soyuna olsun, kıyamete bir delil, cennete müjdeci, azaptan korkutucu olarak gönderdi. Oysa dünyadan karnı boş olarak çıkıp gitti. Ahirete ayıplardan, suçlardan esen olarak vardı. Bir taşı bir taş üstüne koymadan yolunu tuttu. Rabbinin davetine icabet etti. Allah bize ne de büyük bir lütufta bulunmuştur ki onu bize mukteda olarak göndermiştir. Onun izini izlemekteyiz, yoluna gitmekteyiz.